Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'dan size özel haberleri sunmaya devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz bütün bu haberleri arkadaşlar kendi web sitemizden kendiniz de direkt okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi web sitemizden iki önemli haberi bu videoda sizlere sunacağız. Önce bugün tedyeler yattı. Birçok ilde yattı. Instagram sayfamız Kamış Haber'de sizlere de sorduk. Bazı illerde yatmamış arkadaşlar. Instagram'a da gelmenizi öneririm. Linkini videonun altına bıraktım. Link olarak tıklayıp Kamış Haber Instagram sayfasını takip edin arkadaşlar. Bugün tedyeler iki ayrı ödeme olarak 6.643 TL ile 8.435 TL olarak yattı. İki ayrı para ödemesi oldu. Şimdi bunun detaylarına gireceğim. Ve 696 KYK ile kadro geçen işlere önemli bir duyuru var. Bunu da şimdi size videonun sonunda detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Önce tedyeye bakalım. Tıklıyorum haberi. Yazı İhsan Tatlı yazdı. Kamış Derneği tedyeler iki ayrı olarak 6.643 TL ile 8.435 TL olarak yattı arkadaşlar. Önce BES katkısına bakalım. BES'te devlet katkısı nedir? Bununla ilgili de bir cevabımız var. Arkadaşlar her 1000 TL'ye bu rakamı kendiniz de belirleyebilirsiniz. 300 TL devlet veriyor ama 56 yaşını beklemek zorundasınız. 56 yaşını beklemezseniz bu %30 katkı daha düşük oluyor arkadaşlar. Bireysel emeklilik sisteminde BES devlet katkısı uygulaması sayesinde sisteme yatıracağınız her katkı payının %30'u kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı BES devlet katkısı olarak hesabınıza birikir. Örneğin siz her ay 1000 TL'lik bir ödeme gerçekleştiriyorsanız devlet de bunun üzerine 300 TL katkı sağlar ve birikim hesabınıza 1300 TL olarak yansır. Fakat burada da bir bit yeniği var arkadaşlar, fonlara aktarın paranızı. Örneğin BIST 30 fonları, işte altın fonları, teknoloji fonları gibi fonlar var. Bunlara yatırırsanız paranız daha çok katlar, bilginiz olsun. Yani sadece BES olarak bırakmayın parayı. Fonları kendi mobil bankacılığınızdan seçebilirsiniz. Dediğim gibi mesela 3 sepet yapabilirsiniz fonlarınızı. %20 altın fonu, işte %50 BIST 30 fonu, %30 da teknoloji fonu gibi ya da Koç İştirakleri fonu gibi fonlara yatırırsanız paranız katlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. BES olan arkadaşlar da bu tüyoyu vereyim. Bazı illere tedi ikramiye 6.643 TL yerine 8.435 TL olarak yattı. Yani gelir vergisi istinası uygulandı. Yani bu arkadaşlarla 7.792 TL gelir vergisi istinası ödendi. Bu durumda 13 günlük tediyeyi 8.435 TL olarak yatan arkadaşlar aranızda varsa 14 Ocak'taki maaşlarınızı kısaca 1.492 TL az alacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani tediye neden fazla yattı? Ya da tediye 8.435 TL yattıysa Ocak ayına neden bana daha düşük maaş geldi diyorsanız durum bu şekildedir. Bilginiz olsun deyip diğer habere geçiyorum. Dediğim gibi bu haberleri web sitemiz memurlarhaber.com'dan okuyabilirsiniz arkadaşlar kendinizde. Şimdi 696 KYK ile kadroya geçen işlere önemli duyuru var. Ona bir bakalım. Bu da önemli bir haber arkadaşlar. Zaten özel haberler yazıyoruz. Özel haberleri web sitemizden okursunuz. Zaten başka bu haberleri başka bir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Sadece biz yazıyoruz. Sizlere duyuruyoruz. Evet, 696 KYK ile kadroya geçen işlere önemli duyuru. Hatırlatma. Taşeron işiyken kadroya geçen işlerin imzalanan feragat ve sulh sözleşmesiyle kıdem ve yıllık izin haklarından feragat edip edilmediği işçilere ödenecek kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretlerinin hesabında alt işverenler yanında işe başlama tarihinin esas alınıp alınmayacağının, kullanılmayan yıllık izinlerin yanıp yanmadığının, bu izinlerin devredilip devredilemeyeceği hususlarında Çalışma Bakanlığı görüş yazısı bildirdi arkadaşlar. Kıdem tazminatı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Bakanlık görüşünde İş Kanunu'nun 14. maddesinde kıdem tazminatı konusunun düzenlendiği, bu çerçevede hangi koşulların gerçekleşmesi halinde ve ne miktarda ödeneceğinin belli olduğunu belirtti. Tüm süreler dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca bakanlık görüş yazısında işlerin kıdemlerinin hizmet akdinin devam etmiş ve fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik iş yerine çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağını bildirdi. Hesaplamaya esas tarih. Kıdem tazminatının hesaplamaya esas tarihinin işe ilgili kanun ve yargıda içtihatları doğrultusunda ancak işveren tarafından tespit edilebileceği nitelikte olduğu belirtildi. Yıllık ücret izindir.
Kadroya geçen işçilerin yıllık ücret izinlerinin hesabında ise yine ilgili mevzuata değinen bakanlık, sürekli işçi kadrosuna geçişten önce 6 işverenler yanında çalıştırıldığı süreler dahil hizmet süresinin hesaba katılması gerektiği değerlendirilmektedir diyerek izin hesabına 6 işverende çalışan sürelerin dahil edileceğini belirtti. İzinlerin kullanılması, yıllık ücret izinlerinin işçi tarafından sürekli kullanılmak istememesi veya işveren tarafından kullandırılmaması anayasanın ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu gibi hayatın olağan akışına da uygun düşmeyeceği belirtildi. Mutlaka kullandırılmalı. Sonuç olarak yıllık ücret izinlerinin işçilere mutlaka kullandırılması gerekmektedir denildi. Resmi yazı şurada arkadaşlar. Teskobi Sendikası Genel Başkanlığı'na gönderilmiş. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin imzalanan feragat ve sulh sözleşmesi, kıdem ve yıllık izin haklarından feragat edilip edilmediği, işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık ücret izin hesabında alt işverenlerin yanında işe başlama tarihinin esas alınıp alınmayacağı, kullanılmayan yıllık ücret izinlerinin yanıp yanmayacağı ve devredilip devredilmeyeceği hususlarında bakanlığınız görüşünün istenildiği ilgili yazınız incelenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu 120. maddesinde mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesinin yürürlükten bırakıldığı anlam maddede kıdem tazminatının kimlere, hangi koşullarda gerçekleştirilmesi halinde ve ne miktarda ödeneceği işlerin kıdemlerinin hizmet akdini devam etmiş ve faslalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağı. Buna göre hesaplamaya esas tarihin 1475 sayılı kanunun 14. maddesine uygun olarak 4857 sayılı iş kanunu 2 ve 112. maddeleriyle yerleşik içtihatlar dikkate alınarak ancak ilgili işverenlerince tespit edilebilecek nitelikte olduğu. Diğer yandan 6552 sayılı kanunun 6. maddesiyle 4857 sayılı iş kanunun yıllık ücret izin uygulanması başlıklı 56. maddesinin sonuna eklenen fıkranın gerekçe metnine de incelendiğinde alt işveren işçisiyken sürekli işçi kadrosuna geçiş yapılan bir işçinin yıllık ücret izin süresinin belirlenmesinde alt işvereni değiştiği halde çalışmaya devam ettiği, aynı iş yerinde hizmet süresinin yani sürekli işçi kadrosuna geçişinin yapıldığı, iş yerine geçişten önce alt işverenler yanında çalıştırıldığı süreler dahil hizmet süresinin hesaba katılması gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca anayasanın 50. maddesinde dinlenmesinde çalışanların hakkı olduğu yıllık ücret izin haklarının koşullarının kanunla düzenlenebileceği hükmüne bağlanmıştır. 4850 sayılı iş kanunun yıllık ücret izin hakkı ve izin süreleri başlıklı 53. maddesinde iş yerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işlere yıllık ücret izin verileceği, yıllık ücret izin hakkından vazgeçilemeyeceği hükmün öngörülmüştür. Yıllık ücret izin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ise 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesi 54, 55, 56, 57, 58 ve 59. maddeleriyle 60. maddesine dayanılarak hazırlanan 3-3-2004 tarih ve 25.391 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan yıllık ücret izin yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu yıllık ücret izin uygulanması başlıklı 56. maddesinde yıllık ücret izin işveren tarafından bölünemez. Bu izin 53. maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak 53. maddede öngörülen izin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir denilmektedir. Bütün bunlara göre yıllık ücret izin hakkının işçi tarafından sürekli kullanılmak istenmemesi veya işveren tarafından kullandırılmaması anayasanın ve kanunun emredici hükmüne aykırı olduğu gibi hayatın olağan akışına da uygun düşmez. Sonuç olarak yıllık ücret izin işçilerin mutlaka kullandırılması gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Nurcan Önder Bakan adına genel müdür zamanında yazıyı yazmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önemli bir yazıydı. Yani 696'dan önce hangi işe girdiyseniz kıdem tazminatı olur, yıllık izinler olur, eklenmek zorundadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu haberlere arkadaşlar web sitemizden 724 ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi web sitemiz memurlarhaber.com ana sayfasında bu haberler duruyor. Biz her gün 2-3 haber giriyoruz arkadaşlar muhakkak. Ve Instagram'a gelirseniz bu haberleri orada story atıyoruz. Hiçbir haberi kaçırmazsınız. Şimdi hepinizi YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.
Ocak ayında yeni zamlı yevmiyeleri, tedyeleri, ikramiyeleri hepsini detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. Ve tediyelerinizi de ödemeleriyle ilgili arkadaşlar Instagram'da paylaştık, bilginiz olsun. Instagram'a da gelin arkadaşlar, linki videonun altında var.